Değerli dostlar herkese yeniden merhaba. Ukrayna savaşı iki cepheli bir diplomatik ve gerginlik alanına dönüşmüş vaziyette. Birinci cephe tabii ki Batı ile Rusya arasında onu anlatacağım. Fakat öbür yandan baktığınız zaman Batı içinde de ciddi bir manevralar zinciri başladı. E tabi bu işler böyledir. Yani güçlü, esas güçlü olan aktör işi safsaklığa sokarsa, e, ipe un sermeye başlarsa, efendim benim kongremde şöyleleri var, böyleleri var demeye başlarsa, tıpkı tabiatta olduğu gibi siyasette de boşluk doldurulur. Hiçbir boşluk güçsüz kalmaz. Güçler manevralanır ve bir anda bir bakmışsınız sizin bıraktığınız boşluğa en az üç kişi daha talip olmuş. Şu anda ben memnunum. Yani bize yakın olan, bize yakın derken coğrafi anlamda bize yakın olan Avrupalılar İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana sergiledikleri konformist, efendim işi Amerikalılar yapsın biz şarabımızı içelim, bira festivalimiz pek güzel falan havasında hızla kurtuluyorlar. Yani Ukrayna savaşının esas olarak bir Amerikan Rus savaşı değil esas olarak bir Avrupa savaşı olduğunu Donald Trump'a bağlı <laughs> milletvekilleri sayesinde Avrupalılar yeni anlıyorlar. Yeni anlıyorlar. Çok enteresan. O kadar alışmışlar ki. Efendim bir dünyada kriz mi var? E Amerika bakar o işe. Arkadaş Amerika'nın baktığı bir sürü iş var. Daha anlatacaklarım var. Pasifiye savaşa hazırlanıyor Amerika. Önümüzdeki günlerde dersimi çalışıyorum. Pasifikte savaşa hazırlanıyor. Daha bir sürü şeyi var. Sen neyine güvenerek adamın şemsiyesi altında bu kadar rahat uyku uyuyabiliyorsun? bak. Ukrayna'ya bir Amerikan yardımı durdu. Rusya çatır çatır ilerliyor. İlerlemese bile artık Rusya'yı yenemeyeceklermiş gibi bir durumla karşı karşıyalar. O yüzden Fransa ve İngiltere iki eski güçlü sömürgeci imparatorluğun kalıntıları olarak biri zaten hala Büyük Britanya, öbürü de Fransa Cumhuriyeti devreye girdiler. Çok enteresan. Amerika diyor ki ya ne oluyor orada? Bakın. Emmanuel Macron şifte dedi ki ben hiç dedi lafımı geri almıyorum. Kimse dedi bana lafımı geri aldırtamaz. Rusya'nın kazanması ihtimali dahilinde ben Fransa olarak o Ukrayna'ya asker göndereceğim dedi. Yani diyor ki NATO şu bu Amerika Almanya'nın yalvarması İngiltere'nin bilmem nesi beni bağlamıyor. Ve ayrıca Kovars kelimesini kullandı. Kovars korkaklar demek. Ama böyle biraz şey bir şey. Yani böyle dedi ki Ukrayna'ya destek olan bütün müttefikler bu korkaklık sendromundan vazgeçmelidir. Kovars kelimesini kullanarak yani diyor ki hani ciğer, ciğer mi yedin deriz ya bir anda Fransa İngiltere'nin de önüne geçip gerçek anlamıyla o Ukrayna topraklarına posta sokabileceğini ilan eden devletlerden biri oldu. Macron Peter Pavel ile beraberdi. Çek lider. Biliyorsunuz Peter Pavel'in Çek Cumhurbaşkanı'nın bir özelliği eski general olması. NATO'nun askeri konsey komitesinin eski komutanı yani. NATO komutanı Çek. Çek dedi ki esasında dedi onun yanında tabii diyemiyor ki ben de yollayacağım. Bizim dedi böyle bir şeyimiz yok. Planımız yok. Evet. Ukrayna'ya asker göndermek ama dedi. Niçin dedi eğitim amaçlı olarak asker gönderilmesi? Eğitim amaçlı asker gönderilmesi uluslararası hukuka aykırı değildir dedi. Şimdi çekler de tempoyu hızlanmaya başladılar. Buna benzer yeni yeni açıklamalar geliyor. Ve İngiltere geri kalır mı? İngiltere bir anda sahneye çıktı. Uzun süredir bir sessizliği vardı. David Cameron dedi ki: "Rusya'nın İngiltere'de dondurulmuş mali kaynaklarını Ukrayna'ya olduğu gibi vereceğiz." Şimdi bu 3. Dünya Savaşı çıkartır ha. Onu söyleyeyim. Hakikaten Rusya çok çıldırmış vaziyette. Şöyle bu hala görev başında olan Rusya Merkez Bankası başkanı olan hanım yaklaşık 264 milyar dolarlık Rus mali varlığını batı fonları içinde bırakmış. Çok enteresan bir şey bu 264 milyar dolarlık Rus mali varlığının yaklaşık Üçte ikisi Belçika'da. Oradaki bankalarda ve fonlarda. NATO'nun karargahında. İngiltere'de ifade direne göre ben onların yalancısıyım. 25-26 milyar dolarları var. Dondurulmuş. Şimdi Avrupa Birliği geçtiğimiz günlerde Amerika'nın bu para meselelerinde ipi un sermesinden sonra şöyle bir karar aldı. Bu dondurulmuş olan mal var, e, mali varlıkların yıllık, şimdi sıkı durun, yıllık dolar bazında faizi 4 milyar dolar. Yani o kadar büyük bir para donmuş ki sadece yıllık faizi 4 milyar dolar tutuyor. Avrupa şöyle bir karar aldı, biz Rusların dondurulmuş parasına fazla bir şey yapmayalım, bunları dellendirmeyelim ama faizden kazanılan 4 milyar veya fonlardan kazanılan 4 milyar doları Ukrayna'ya veriyor. İngiltere onu yapmıyor. Diyor ki ben diyor ne kadar para var burada? 26, 30 neyse artık bilemiyorum. Bunu diyor olduğu gibi ben diyor Ukrayna'ya veriyorum. Şartı savaş bittikten sonra nasılsa Rusya şeye cezalandırılacak ya diyor. Dalga geçmiyorum ya bugünkü açıklama David Cameron. Savaş bittiğinde Rusya zaten diyor Ukrayna'nın imarı için bir ceza ödeyecek diyor. Yani o yıkmış olduğu bütün şehirlerin yeniden yapılanması için Rusya'dan savaş tazminatı alınacak savaş bittiğinde. İşte bu para diyor biz bunu veriyoruz bu para o tazminata sayılacak diyor bu Kiev'le diyor böyle bir anlaşma yapacağız. Ne kadar verdiysek savaştan sonra o kadar parayı Rus'un vereceğinden düş. Kremlin açıklama yaptı. Sadece çok kısa bir açıklama. Diyor ki batılı devletler savaş çıkarmakta ve onu idare etmekte ne kadar usta olduklarını bir kez daha gösteriyorlar. Batı bu yapısıyla artık savaş arıyor. Hoşçakalın.